Garbi Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Forex yatırım uzmanı Selcan Öner ben. Bugün sizlerle uluslararası piyasalardan konuşacağız. Çayf. Dün Avrupa borsaları teknoloji hisselerindeki %3.2'lik düşüşle öncülük etti. STOXX 600 endeksi günü %1 negatifle kapattı. Dün açıklanan Reuters verilerinin açık iş sayısı rakamları 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve beklentinin altında artmış oldu. Bu da Amerika tarafında işsizlik kabusunu geri getirdi ve önümüzdeki dönemde Fed'den beklentilerinden daha fazla faiz indirimi sinyalini verdi. Dolayısıyla yatırımcılar güvenilir liman olarak devlet tahvilleri ve Japon yenine yönlendirildi. ABD tarafında ise Dow Jones %0.04 artarken Nasdaq ve S&P sırasıyla %0.30 ve %0.16 gerileyerek 17.084 ve 5.520 seviyelerinde kapattı. Emtia tarafında ise küresel talep kaygısından dolayı petrol dün %1'e yakın düşerken bu sabah 72,81 dolara hafif yükselmiş gözükmekte ve ons altın 2494 dolar seviyesinde yatayda işlem görüyor. Bu sabah Asya piyasaları genellikle satıcılı seyir izlerken ABD vadeleri yine eksi bir açılışa işaret ediyor. Japonya maaş verileri %3.6 artarken bu Bojun yine faiz artırımına gidebileceği sinyalini güçlendirdi. Bugün yurt dışı tarafında ABD'de ADP istihdam raporları, haftalık işsizlik maaşları başvuruları, hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri öne çıkacak. Yarın ise tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Thrive Yatırım YouTube kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı takip edip beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Thrive.